Yeteneksizsiniz sahnesinde 6 sezon boyunca birbirinden inanılmaz illüzyon gösterileri yapıldı. Fakat gerçekten insan duygusuna dayalı ve insana dair bu denli sıra dışı olanı yapılmadı. Kör bir insana sihirbazlık yapılabilir mi? Yapılırsa da nasıl? Bugün bunu düşünerek hazırladığım İskambil gösterisini sizlere sunacağım. Acun Bey, lütfen şimdi karşımda kör biri olduğunu düşünelim ve bunu yanlış anlamazsanız lütfen sizin temsil etmenizi istiyorum. Bir İskambil destesi düşünün zihninizde. 52 tane kart var İskambil destesinde, biliyorsunuz. Sadece zihninizde 50 kart düşünün ve içinden bir tanesine odaklanmanızı istiyorum ve lütfen onu unutmayın. Düşündünüz mü kartı? Teşekkür ediyorum. Elimde duran desteği çıkartıyorum ve içinden iki tane jokeri çıkartıyorum, ayırıyorum. Düşündüğünüz kartı Acun Bey, sizin dışınızda kimsenin bilmesi mümkün değil. Fakat seyircilerin ve ekran başındakilerin anlaması ve bilmesi için de bazı şeyler yapmamız lazım. Bildiğiniz gibi kartlarda iki durum var. Birisi kartın sayısal değeri, aslan başlar papaza kadar as 1'dir, vale 11, kız 12, papaz ise 13 sayısını temsil eder. Bir de simgeler vardır. Örnek veriyorum, sizin seçtiğiniz kart maçı as ise, as sayısal değeri 1'dir. Örnek veriyorum 3 ise, 3 tane kart sayacaksınız ve bütün desteği üstüne bırakacaksınız. Kapalı bir şekilde yapmanız çok önemli burada. Kimsenin görmemesi lazım. Şöyle pedi önünüze çekelim. Düşündüğünüz, lütfen kapalı bir şekilde tutun desteği. Önce sayısal değerini yapacağız. Kartları sayacağız. Sonra bütün desteği üstüne bırakacağız. Geri kalanını ben arkamı dönünce söyleyeceğim size. Tamam. Bakmıyorum ben. Gözlerimi kapatıyorum. Bitince bana söyleyin lütfen. Bütün desteği üstüne bırakacaksınız daha sonra. Tekrar desteğinizi alın bittiyse. Kapalı bir şekilde. Üstüne bıraktım değil mi? Evet. Kapalı bir şekilde tekrar elinizi alın. Tamam. Şimdi simgesine geldik. Maça ise bir kart sayacaksınız. Kupa ise iki kart. Sinek ise üç kart. Ve karo ise dört kart sayacaksınız. Tekrar desteği üstüne bırakacaksınız ve deste masada kalacak artık. Tamam. Bitti mi? Evet. Deste masada şu an. Evet. Teşekkür ediyorum. Arkamı dönebilirim. Kartları şu şekilde yayıyorum. Şimdi sizden düşündüğünüz karta odaklanmanızı istiyorum. Evet. Acun Bey, seçtiğiniz, yani zihninizde düşündüğünüz kart kupa 9 muydu? Doğru. Gösterinin başında ifade ettiğim gibi bu numarayı bir kör insana yapıyorduk. O insanın zihninde herhangi bir simge, renk, sembol ya da yazı yoktu. Onun zihni bomboştu. Aynı bu kart gibi. Wow. Destenin geri kalan hiçbir kartında hiçbir sembol, renk, yazı yok. Ve belki de onların bu durumu dünyayı bizim gördüğümüz gibi görmelerine gerek kalmadığını ispatlamıştır. Wow. Teşekkür ederim. Alkış yerinize. Tamam.